Merhaba, kazanım 23 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. Kilogramı 3 lira olan elma ve kilogramı 5 lira olan portakaldan belli miktarlarda alarak 43 lira ödeyen bir müşteri en az kaç kilogram meyve almıştır? Hmm. Şimdi elmadan x kilogram az. O zaman ne kadar öderim? 3x. Peki portakaldan da şundan da y kilogram az. Tamam, ne kadar ödelim? Kilosu 5 liraysa 5 öderim ve toplam ne kadar ödemişim? 43 TL. Şimdi bana diyor ki e, en az kaç kilogram meyve almıştır? Hmm. Aslında soru temel kavramlar sorusuna döndü. Yani 3x artı 5y 43 ise x artı y en az kaç? En az kaçtır? O zaman katsayısı büyük olana büyük verirsem bu işi bir an önce çözerim gibi duruyor. Şöyle yapalım. X'e 1 versem Y'ye 8 versem bak 43 gördün mü? O zaman toplamı en az 9 olmuş olur. Yani 1 ve 8'i e aldım işte. Anlaştık mı? Gördünüz mü? İkinci soru. 2020 MSU sınav sorusu. Elinde 20 kilogram çilek bulunan bir manav çileğin kilogram satış fiyatını 9,A TL olarak belirlemiş ve çırağına çileğin etiketine 1 kilogram çilek 9,A TL yazmasını söylemiş. Hmm, olayı anladım. Tamam. Çırak ne yapmış? Çırak da etikete yazması gerekeni yanlışlıkla 1 kilogram çilek A,9 TL olarak yazmış ve çileğin tamamını bu etiket fiyatından satmıştır. Hmm. Şimdi o zaman normalde şöyle olması lazım değil mi? 20 çarpı 9 virgül A TL. Şimdi çırak yanlışlık yapınca 20 çarpı A virgül 9 TL olmuş bu iş. Tamam mı? Eee Tamam burayı da hallettik. Yani şu kısmı hallettik. Doğru mu? Diyor ki eğer çileğin kilogram satış fiyatı 9,6 TL olsaydı yani bu şekilde olsaydı diyor. Çileğin tamamının satışından elde edilen gelir 90 TL daha fazla olacaktı. Yani bu ikisinin farkı kaçmış? 90 TL'ymiş. Bakın verilen sözel ifadeleri ne yaptım? Matematiksel olarak e, yazdım. Şimdi yapmamız gereken onu çözmek de nasıl çözeceğiz? Şöyle düşünelim. Şimdi 9,A ya bu. Şimdi bak şöyle bir örnek vereyim. Mesela 20 çarpı 9,1 olsun. Şimdi bu işlemi nasıl yaparsın? Aslında şöyle değil mi? 20 çarpı 91 bölü 10. Doğru değil mi? Ha. O zaman şöyle yapalım mı? 20 çarpı 9a 2 basamaklı sayısı bölü 10. Gördünüz mü? Artı hatta bunu şöyle biraz aşağı mı yazsam? Geniş neyse şuraya. Cık, yok biraz geniş geniş yazayım da sonra karışmasın. Şöyle yapalım. Şurayı bir silelim. Şuraya yazalım ya. 20 çarpı 9 a 2 basamaklı sayısı bölü 10 artı 20 çarpı a 9 2 basamaklı sayısı bölü 10 eşittir. Pardon. Eksi olacak arası. Eksi eşittir 90. Heh, şöyle. Tamam. Şimdi şu onlar birbirini götürdü. Şu sıfırla e, 20'nin içindeki sıfırı birbirine götürdü. Ne kaldı? 2 çarpı 9a 2 basamaklı sayısı tamam mı? Eksi yine aynı mantık. Şunlar birbirini götürdü. 2 çarpı a9 eşittir 90. Peki 2 parantezini alırsam. 9 çarpı a eksi a9 eşittir 90. O zaman 9a 2 basamaklı sayısı eksi a9 eşittir 45. Şimdi bundan sonrasını kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Mesela seçeneklerden işte 4 mi yazalım, 5 mi yazalım falan filan gibi tamam mı? Ee, bu şekilde yapabilirsiniz ya da basamak çözümlemesinden gidilebilir. Mesela 9A2 basamaklı sayısı nasıl yazılır? 90 artı A diye. Tamam. Eksi A9 2 basamaklı sayısı nasıl yazılır? 10A artı 9 diye. İşte bu da kaçmış? 45. Peki düzenleyelim. Bakın Şuradaki 9, 90 pardon. Buradakine 9. Çıkardığın zaman 81. A'dan da 10A'yı çıkardığın zaman eksi 9A eşittir 45. Şimdi 9A'yı öbür tarafa 45'i öbür tarafa atarsan ne oldu? 36 mu oldu? Yok 46 mı oldu? Böyle 45 çıkarsak 6, 7 oldu 36 oldu. 36 eşittir 9A o zaman A eşittir 4 gelmiş oldu. Gördün mü? Gayet güzel. Ha, biraz işlemler uzun olmuş olabilir ya da işlemlerle biraz hani tabii ben burada anlattığım için bu işlemleri e, biraz daha tabii detaylandırmakta fayda var diye. Yani böyle işte tek tek yazıyorum. Ben sen daha pratik bir şey e, bir şekilde yapabiliyorsan bunu e, kendince yap yani. Tamam Ya önemli olan e, A'yı 4 bulabilmek burada. Tamam mı? E, dediğim gibi ben burada anlattığım için böyle olsun. Hadi şunu alsın. İşte parantez alalım. Hadi şöyle sadeleştirelim vesaire. Yani o yüzden sonra aslında uzun değil. Sonra aslında kısa bir soru. Önemli olan yani şu denklemi yukarıda yazdığımız şu denklemi kurduktan sonra aslında iş kolay. Burada dediğim gibi hani kendince e, pratik yolları varsa bunu da uygulayabilirsin yanlış olmamak kaydıyla, tamam mı? Üçüncü soru: Fiyatları 2, 3 ve 5 lira olan üç farklı cins çikolatadan en az birer tane olmak üzere toplam 12 tane almışız. Hmm, şimdi bundan A tane alalım, bundan B tane, bundan C tane alalım. Şimdi toplam 12 tane almışız yani aslında a artı b artı c nedir 12 tane'dir. Peki ben ne kadar ödemişim? 36 lira ödemişim yani 2a artı 3b artı 5c'de ne olacak? 36 olacak. Tamam? 5 liralık çikolatalardan en çok kaç tane almışızdır? Hmm. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Bunları bir taraf tarafa çıkarsam aslında bunu üste yazsam daha güzel olurdu şöyle. Hani çıkarma işlemi yapacağız için yapacağımız için daha rahat görelim bunu. A artı B artı C de 12. Şimdi bunları çıkarsan şöyle. Ee, A artı 2B değil mi? Hatta 2 ile çarpıp çıkarayım. En azından bir tanesinden kurtulmuş oluruz değil mi? Şöyle A'dan kurtulmuş oluruz. Mesela şuraya 2 ile çarp, eksi 2 ile çarpayım. Tamam mı? Şöyle olsun yani. 2A artı 3B artı 5C eşittir 36. Şimdi eksi 2 ile çarptın eksi 2a eksi 2b eksi 2c eşittir eksi 24. Şimdi bunları topladığın zaman bakın a'lar yani gitti en azından bir tanesinden kurtulduk. B artı 3c eşittir 12 olmuş oldu. Şimdi tabi en az birer tane alıyoruz bunu da unutmayalım tamam. 5 ee, liralık çikolatalar en fazla kaç tane almışızdır diyor yani olabildiğince C'ye büyük bir sayı vermem lazım benim ama a'ya da bir değer vereceğiz bunu da unutmayalım tamam. Şimdi B'ye e, ne verelim? Ne verebiliriz? Şey pardon C'ye falan ne verebiliriz? Mesela 2 versem atıyorum. O zaman B'ye ne diyeceğim? 6 diyeceğim. Doğru mu? 6, 6, 12. Peki A, B, C'nin toplamı 12. Doğru mu? A, B, C'nin toplamı 12. Hatta bunu da şöyle kırmızı kalemle şuraya belirteyim ki daha net görelim. A, B, C. Şimdi B'ye ne verdim? 2 verdim. Özür dilerim. C'ye 2 verdim. B'ye 6 verdim. Şimdi 3'ünün toplamı bakın şurada yazdım. 3'ünün toplamı 12. Ya. O zaman burada e, kaç olur? 8 bu da 4 olmuş olur. Tamam. Şimdi C'ye 3 versem B'ye 3 olur değil mi? Hani 3 versem C'ye 3 kere 3 9 3 daha 12. Peki toplamları kaç olacak? 12 olacak. O zaman buraya 6 demem lazım. Peki C'ye 4 desem B'ye 0 demek zorundayım? O da olmaz. Çünkü en az bir tane almak durumundayım. O zaman bu koşullarda C'den en çok kaç tane alabilirim? 3 tane alabilirim. Gördünüz mü o zaman? Cevap bursu olmuş. Olacak. Zor değil. Biraz tabii şu olsun bu olsun falan yani belki orada kafanız karışabilir ama ee, zor değil. Yani hani birazcık kolayın üstü değilim. Tamam mı? Kazanım testlerimiz bu şekildeydi.